Efendim? Alo abla. Ne oldu Bilgeciğim? Abla Yeliz ablam eve bir not bırakıp gitmiş. Eniştem Cansu'yu dövüyor. Ben onunla ilgileneceğim. Siz Cansu'yu o evden alın. Cansu bana telefon etti. Ben sizi arayacağım. Merak etmeyin beni Yeliz. Tamam Bilge, ben ilgileneceğim. Kapat sen. Yeliz eve bir not bırakmış. Eniştem Cansu'yu dövüyor. Ben onunla ilgileneceğim diye yazmış. Hadi hemen alana gidelim o zaman madem. Aradın. Kahretsin. Yine ne iş çeviriyor bu kız ya? Dur, önce Cansu'yu alalım. Orada anlarız neler olduğunu. Sakin ol. Ali, bunu kardeşime nasıl yaparlar? Sakin ol. Önce bir taksi çevirelim. Gel hadi. Bak, topladın ablanları başımıza. Şimdi bir sürü dert. Bırak beni. Ablana yalan söyledim de olur mu bir tanem? Cansu'cum, söz diyorum halacığım, bir daha olmayacak. Daha önce de öyle söyledi. Bu kez söz. İnan bak. Ben senin için korkuyorum. Sen şimdi böyle dersen seni ablanlara vermezler ki. Benden de olurlar. Yurda kapatırlar. Kimse seninle ilgilenmez. Çok kötü yerlerde kalırsın. Kaçırılınca başına neler geldi hatırlasana. Yalan söylüyorsun. Doğru söylüyorum bebeğim. Bak elin hala iyileşmedi. Ne bu kızım? Alacaklı gibi. Lavabodaydım, nasıl çıktığımı bilemedim. Cansu'yu göreceğim hala. Aa, ne böyle baskın gibi geldin ki? Hem ne anlaştık biz seninle? Mahkeme kurallarına uyacaktın hani? Cansu Yeliz'i aramış. Eniştem onu dövüyormuş, doğru mu? Yok daha neler canım. Git kızım işine. Açın kapıyı o zaman, iki dakika görelim. Niye böyle yarım açtınız ki kapıyı? Siz olduğunuzu ne bileyim? Eşkıya bastı sandım. Öyle bir yumrukladınız ki. Çocuğu da korkuttunuz. Gidin buradan. Adam gibi gününüzde gelin. Hala aç şu kapıyı. Hala aç şu kapıyı. Hala. Hala aç şu kapıyı. Böyle olmayacak Elif. Ben gidip polis getireyim. Tutanak tutturalım. Cansu'da darp izi falan varsa delil odur elimizde. Sen burada bekle, tamam mı? Tamam. Hala. Git gelme dedim ya, canına minnet. Açın kapıyı. Polis. Abla. Allah. Abla. Cansu. Canım. İyi misin? İyi misin ablacığım? Ne oluyor memur bey böyle? Çocuğa darp ettiğinize dair şikayet var hanımefendi. Yalan, iftira. Bunlar çocuğu bana vermesinler diye ne yapacaklarını şaşırdılar. Ablacığım sen söyle, söyle ablacığım. Eniştem sana vurdu mu? Hı? Hadi söyle ablacığım. Çocuğu da korkutuyorsun boşu boşuna. Memur bey, biz çocuğun hastanede muayeneden geçirilmesini istiyoruz. Lütfen hazırlanın hanımefendi, hastaneye gidelim. Memur bey, yok öyle bir şey diyorum. Yani gereksiz yere bir sürü sıkıntı çocuğa, lütfen yapmayın. Lütfen hanımefendi, zorluk çıkarmayın. Tamam, çantamı alıp geliyorum. Korkma canım, tamam mı? Ay, gel kızım. İkimiz de yalnız nasılsa burada bekleyelim bari. Dur sana sakinleştirici bir çay yapayım hemen. Var ya öyle zımbırtılar. Hulusi Bey pek bayılır. Ablamdan haber almadan hiçbir şey beni sakinleştiremez Bade teyze. Ne demek istedi acaba? Ne yapacak enişteme? Ayol bacak kadar çocuk sayılır ablan daha. Ne yapacak en fazla? Bakma o sinirle yazmış işte aklına geleni. Ama telefonumu da açmıyor. Arar birazdan çocuğum. Neler olup bittiğini tam olarak anlarız. Sıkma kendini bu kadar ha. Cansu'ya nasıl el kaldırabilirler Bade teyze? Melek gibi bir şey o. Annemler saçının teline kıyamazdı onu. Hiçbirinize kıyamazlardı yavrum. Kıyanların eli kırılsın. İnat etme dedin hala. Cansu'yu çok seviyorum dedin. Onun iyiliği için dedin. Sonunda hak verdim. Sana inandım. Sana güvendim. Kendi ellerimle canımı ellerine teslim ettim. Ona iyi bakacağına bana söz verdin.
Bize bunu yaşatmak için mi savaşacaktın? Böyle mi bakacaktın kardeşime? Kızım, enişten bir anlık öfkeyle şöyle mi sarsmış o kadar? Yoksa vallahi gözüm gibi bakıyorum. Bir daha ikisini bir saniye bile yalnız bırakmam, söz. Bir daha yapmaz ama ben yine de bırakmam. Cansu eniştem dövüyor demiş. Demek ki daha önce de oldu. Hayır hayır. Zaten şimdi de dövmedi. Diyorum ya, şöyle mi sarstı? Ben zaten hemen müdahale ettim. Cengiz de gönderdim evden. Bir daha yapsın, boşarım onu. Bak o kadar seviyorum Cansu'yu. Nerede şimdi o? Kim? Cengiz mi? Evet. Ne bileyim. Ben öyle görünce bağırdım çağırdım. Evden kovdum. Belki gelmez, çekti gitti. Telefonunu da açmıyor. Efendim abla. Armi. Cansu bugün Yeliz'i arayıp enişten beni dövüyor, beni alın demiş. Ne? Ne diyorsun sen Elif? Neredesiniz şimdi? Gittiniz mi, aldınız mı Cansu'yu? Ben geleyim geberteyim mi onu? Armi, dur. Önce bir dinle. Aldık Cansu'yu. Hastanedeyiz şu an. Doktor raporu bekliyoruz gerçekten dövdü mü diye. Asıl sorun şu. Yeliz evi not bırakmış. Eniştemin icabına ben bakarım demiş. Ne? Telefonla ulaşamıyoruz. Cengiz de ortada yok. Halam da ona ulaşamıyor. Sen Yeliz'i bir an önce bul. Hay Allah'ım. Tamam abla, ben bulurum onu. Gitmem lazım benim Utku. Dur bir dakika, ne oluyor, anlatsana. Ya sinirden nasıl anlatacağım bilmiyorum ki. Halamın kocası olacak herif Cansu'yu dövmüş. Ne diyorsun sen ya? Yeliz de eve not bırakıp ortadan kaybolmuş. Cengiz'i halledecekmiş güya. İyi de Yeliz ne yapabilir ki? Ne bileyim Utku. O bela Simge yanındayken her şeyi yapabilir. Gidip bulayım şunları. Ben de geleceğim. Olmaz. Ben hallederim, tamam mı? Görüşürüz. Ya Armi. Habersiz bırakma beni. Tamam. Dikkatli ol. Rapor çıktı Elif. Bununla karakola gitmemiz gerekiyor. Ali ne yazıyor? Çocukta şiddet gördüğüne dair bir iz bulunmamış. Dedim ben komiser bey, üstüne titriyoruz. Ama kardeşim yalan söylemez komiser bey. Belki çocuk korkusundan size söyleyemiyor. Son günlerde üst üste çok kötü olaylar yaşadı. Psikolojisi zaten bozuk. Pedagog da bunu saptamış. Yani psikolojisinin bozuk olduğunu. Çocuğun bir süre doktor gözetiminde olması gerekiyor. Olur, gösteririz. En iyi doktorlara gösteririz. Çocuğumu benden almayacaksınız yani, değil mi? Çocuk bu süre zarfında size verilemez. Yapmayın. Yani biz alabiliriz. Şu an için yasal vasisi hanımefendi olduğu için size de teslim edemeyiz. Ne demek bu? Nasıl yani? Konu mahkemeye intikal edecek. Hakimin ikinci bir kararına kadar Cansu, kimsesiz çocuklar kurumuna verilecek.